Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere şampiyonu en kolay alabilecek 13 yıldan bahsedeceğiz, değil mi Kemal? Aynen öyle. Arkadaşlar, yani şampiyonda ve Eagan'da zorlanmalar var. Ne yazık ki. Evet, biz Eagan'la ilgili bir video yaptık. Bu sefer de bir şampiyonla ilgili yapamadık arkadaşlar. Umarız bu video sizlere şimdiden faydalı olur diyelim. Umarım. Evet arkadaşlar, faydalı olsa videoyu lütfen beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Hatta şimdi bile beğenebilirsiniz. Başlamadan beğenen arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Evet arkadaşlar, teşekkürler. Arkadaşlar, ilk olarak domino ile geçebilirsiniz. Doğru mu Kemal? Evet. Domino ile geçebilirsiniz. Domino ile arkadaşlar, oynama şekliniz siper artı ağır saldırı olsun ve daha sonra duruma göre L2 veya L3 atın. Evet. Zaten çok fazla dayanamayacak. Ama şampiyon da şuna dikkat edin. Şampiyon belirli aralıklarla arkadaşlar duruma göre durdurulamazlık açıyor ki o esana vurmamaya çalışın. Hatta şöyle bir şey yapın. Oynarken ben o şekilde yaptım. Dövüşürken 10 saniye sayıyorum arkadaşlar. 10 saniye sonra geride bekliyorum. Normal şampiyon açıyor skilllerini, durdurulamazını vesaireni açıyor arkadaşlar. Bittikten sonra tekrardan dövmeye devam edin. O arada bir yenileme açıyor. Ama sizin iyi vuran hero'larınız varsa elinizde, domino gibi arkadaşlar, çok güzel iyi vuran hero'lar varsa veya iyileşme engelleyen, iyileşmeyi tersine çeken hero'larınız varsa çok rahat bir şekilde arkadaşlar şampiyonu geçebilirsiniz. Tabii ki elbette Kemal ister de. Değil mi? Kesinlikle istiyor. Bu 13 hero'nun içerisinde arkadaşlar domino zaten kesinlikle var. Aynı şekilde Eagan için de geçerliydi. Aynen öyle. Domino ile çok rahat bir şekilde buraya geçebilirsiniz. Domino'nun arkadaşlar hemen arkasına yine oyunun çok etkili hero'larından bir tanesi. Bu arada şampiyon özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, bir nevi şampiyon avcısı, belli başlı büyük hero'lara karşı ekstra güçler elde ediyor. Bunlardan bir tanesi de Hyperion. Hyperion'a karşı her zamankinden daha güçlü. Kemal de öyle değil mi? Aynen öyle. Bazı hero'larda arkadaşlar ekstra özellikler açıyor kendisine. Ekstra damage açıyor. Bunun da sebebi şampiyon dövüşmeyi çok seviyor. Karşısındaki rakip ne kadar güçlüyse şampiyon da o kadar güçleniyor. Kesinlikle evrenin şampiyonu özelliği var. Aynen öyle. Ama arkadaşlar Hyperion'a da aynı mantık. Siper artı ağır saldırılarla hiddetleri toplayın üzerinize. Sadece rakip üzerine etki açtığı zaman bekleyin biraz geçsin. Çünkü Hyperion'un kapatma özelliği yok bunu. Aynen öyle. Ama saldırısı çok yüksek olduğu için bastığı salttan çok daha fazla damage her zaman vurabilirsiniz. Ama şunu da unutmayın. Hyperion'da girdiğiniz zaman çok fazla açacak bu. Evet arkadaşlar. Ama dediğim gibi Hyperion o kadar çok hemen saldırı gücünü yükseltebiliyor ki. O olayı bir şekilde absorbe edebiliyor. Bir 5 saniye direneceksiniz, kaçacaksınız, uzak duracaksınız. Kesinlikle ve köşeye sıkışmamaya dikkat etmek lazım. Bu durdurulamazlık da seni sürekli köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Aynı zamanda skill'lerine de kaçması kolay bu arada. Çok basit. Evet arkadaşlar, Hyperion'da kolay bir şekilde şampiyonu yiyebileceğiniz yollardan bir tanesi. Kemal, bir ara Ultron taktiği vardı, hatırlıyor musun? Evet. Değil mi? Ultron'umuz vardı. Evet. Arkadaşlar, Ultron'la aynı mantıkta olan Loki arkadaşlar. Loki de hatırlayan arkadaşlar bilir, biz 3 yıldız Loki ile Ultron'u yeniyorduk. Oynama şekliniz, yani oyun mantığı şu: önce bir L3 atıyorsunuz rakibin üzerine. Evet. Loki L3 attığı zaman arkadaşlar karşısındaki hero'ya açtığı tüm takviyeleri kendi üzerine çalıyor. Direkt. Ve arkadaşlar üzerine attığı bu laneti, tabi lanetle yapıyor bu olayı. Laneti sonsuz halde kalıcı bırakabiliyor Kemal. Skill atarak, ağır saldırı yaparak bunları aynen uygulayabiliyorsunuz. Öyle. Aynı olay, aynı mantık arkadaşlar. Şampiyon için de geçerli. Loki ile de bu mantığı yaparsanız çok kolay bir şekilde şampiyonu yenebilirsiniz. Loki için geçerlerde bir sinerji videosu yapmıştık. O videoda Thor Ragnarok'u yanına koyduğunuz zaman iki güç barına kadar kendisi doldurabiliyor arkadaşlar. Kendi kendine iki güç barı doldurur. Bir barı da siz doldurursunuz. L3 atarsınız. Sonrasında birkaç vurur. Siper yapar, ağır saldırı yaparak o süreyi sürekli sonsuza kadar uzatırsınız. Yani rakibinizin hiçbir şansı kalmaz. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Eğer bir de yanında Hela varsa tadından yenmez. Çok etkili olur. Aynen öyle. Arkadaşlar, tavsiye edeceğimiz olan bir tanesi Loki. Ki zaten Loki ayrıca bir de sınıf bonusu da kazanmış olur. Yani Loki ayrı bir karakter. Aslında güzel bir karakter. Çok kaliteli bir ne yazık ki değeri bilinmeyen bir hero. Kime sorsan dediğimiz gibi iyi diyor ama yükselten yok. Kuru kafadaki olduğu gibi. Aynen öyle arkadaşlar. Arkadaşlar, Loki'den sonra yine bir mistik hero.
Evet. Yine Egan'la oynama mantığı ortalama aynı. Evet. Magic arkadaşlar yine muhteşem bir hero, muhteşem bir mystic hero'su Magic. Oyun mantığımız yine L2 spamlayarak arkadaşlar rakibin güç buğrunu çürüterek evet. Artı atılma saldırısıyla oynuyoruz ki daha önceki videoda söylediğimiz gibi Magic atılma saldırısı yapabilen en kolay hero'lardan bir tanesi. Aynen öyle. Aynı zamanda Kemal L1 ve L3 ile hem rakibin üzerindeki takviyeleri kapatıyor. Aynen hem öyle. De arkadaşlar L3'ü rakip üzerindeki takviye sesi ne kadar fazlaysa siz de o kadar fazla damage vurabiliyorsunuz. Evet. Bu yüzden hem Magic genel anlamda çok kaliteli. Kritik atma oranı falan da çok güzel. Çok kaliteli. Aynen öyle. Hem rakibin güç bağını sıfırlayacaksınız arkadaşlar. Atılma saldırısı gayet kolay olacak. İsterseniz de özel saldırı üçünüzle rakip üzerine takviyeler açtığı zaman bu işi kendi lehinize çevirebilirsiniz. Aynen öyle. Kemal Magic bir düşüş var mı bu arada? Bir popülerliği mi düşüyor? Ne diyorsun Magic için? Yeni hero'lara o kadar pohpohluyorlar, o kadar reklamlarını yapıyorlar, o kadar böyle kalın puntolarla yazıyorlar ve ışıklandırıyorlar ki değil mi? Eski hero'ların hiçbirinin göze görünür bir tarafı kalmıyor ne yazık ki. Ama Magic yani eğer bu şekilde devam ederse hiçbir zaman düşmez Kemal. Magic'i kullanan, bilen yani eski arkadaşlar çok daha iyi bilirler. Yeni arkadaşlar da çok fazla önemsememişlerdir ama önemsemeleri gerek her yerde taşır sizi. Değil mi? Kesinlikle öyle. Arkadaşlar Magic'in arkasından yine Mystic Hero'su, yine Mystic'e devam. Mordo arkadaşlar muhteşem inanılmaz bir hero. İnanılmaz bir hero Kemal. Elinizde varsa arkadaşlar 5.65, 4.55 nereye yetiyorsa gücünüz. Bana gelsin, bana 5 yıldızı gelsin Kemal, ben bunu 4.55 atarım. Hak ediyor çünkü. Kesinlikle. Peki Kemal sence Mordo'ya şampiyona karşı nasıl oynanmalı? Siper ağır saldırı. Ama şöyle siper ağır saldırıdan kastlarım. Ah Kemal Bey. El kol hareketi yapmasan güzel olacak da neyse. Arkadaşlar burada görmediniz çok şeyler yaşıyoruz aynı zamanda. Siper ağır saldırıdan amacımız şu. Siper atıyorsunuz. Şampiyonun üzerinde sersemletme süresi devam ettiği sürece ağır saldırıya basılı tutuyorsunuz. Bırakmıyorsunuz. Bu sayede çok yüksek demeçler veriyor. Kendi güç paranız çok hızlı doluyor. Kendi üzerine hiddet açıyor. Bunların hepsinden faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de çok kaliteli. Kemal dediği gibi arkadaşlar siper artı ağır saldırılarla çok güzel işler başarılı. Hem saldırınızı yükselsiniz ve bolca L2 atın arkadaşlar. Siz L2 attıkça rakip kendi üzerine takviye açtığı için bolca demet yemiş olacak. Yani rakibin üzerine açtığı her takviye aslında bize faydalı olmuş olacak. Gerçekten çok kaliteli bir hero Kemal. Sadece kaliteli deyip geçiştirmemek lazım. Mordo muhteşem bir hero. Aynen öyle. Arkadaşlar Mordo'nun arkasında bir tane daha mystic hero. Yine çok kaliteli. Aynen çok öyle. Güzel bir hero. Morning. Morningstar arkadaşlar. İsmi çok uzun diye yazıyla küçültmek istemedik. Morningstar'la ilgili ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Rakip ne açarsa kendi üzerine de aynı etkileri açtığı için gümüş özelliğinden dolayı bir defa tercih etmeniz gereken bir hero. Kanamıyor. Çok güzel bir özellik. Aynı zamanda kanama etkisi vermeye çalışırsanız siz kanayacaksınız ona karşı. Bunun haricinde D2'si gerçekten muhteşem vuruyor. Rakip üzerine ne kadar etki açarsa o kadar daha fazla vuruyor. Öyle bir özelliği de var. Evet arkadaşlar. Rakibimiz yani şampiyon üzerine bolca takviye açan bir hero. Bu yüzden seçtiğimiz hero'lar daha çok böyle takviye kapatan veya takviyeleri hasara döndüren hero'lar. Morningstar'da kesinlikle bunlardan birisi. Hem rakibin üzerine hasarını takviyelere göre fazladan hasar veriyor arkadaşlar. Aynı zamanda açtığı takviyeleri kendisine de belli oranda düşürerek Kemal gerek sağlık çalma olsun gerek hiddet olsun bunları da çevirebilen çok kaliteli çok çok güzel bir hero. Nadide bir hero. Kesinlikle. Şampiyona arkadaşlar gelene kadar Morningstar'ın üzerindeki takviyeleri 5'e çıkarmaya çalışın. Çıkardığınız takviyede çok büyük faydasını göreceksiniz. Aynı zamanda sınıf bonusu da kazanıyorsunuz. Ama arkadaşlar şampiyonun oynama şekline aşina da olmamız gerekiyor. Aynen öyle. Dikkatli oynarsak arkadaşlar her yer oynarız. Kesinlikle. Ama bunlarla çok daha kolay alırız. Aynı fikirdeyim Kemal. Morningstar'ın arkasında arkadaşlar bilim sınıfının en iyilerinden titrettin beni diye esprisi yapılan Quake var arkadaşlar. Quake dediğimiz gibi Kemal'in çok sevdiği en favori insanlardan sensin. Kemal sence Quake ile şampiyona karşı nasıl oynanmalı? Ağır saldırıda basılı kalarak beklemeniz yeterli. O üzerinize saldıracak, ilk saldırıdan kaçacaksınız. Ardından siper verin ve ağır saldırı doldurmaya devam edin. Yetenek isabetini %100 düşürecek rakibiniz.
Aynı zamanda da size demeç de veremeyecek. Güç barı da dolamayacak vuramadığı için. Ama siz aralarda ağır saldırılar yaparak bu güç barınızı doldurabilirsiniz. Bunların haricinde siperinize vurduğu zaman da siz yine güç barı kazanıyorsunuz. Bu sayede de ondan önce güç barınız dolacak. Özel saldırılar da kullanabilirsiniz. Quake başlı başına bir efsane. Kemal, peki Quake ile özel saldırı 1 mi atmak daha mantıklı, özel saldırı 2 mi atmak daha mantıklı? Oyun tarzınıza göre değişir arkadaşlar. Şampiyon için sen olsan ne yaparsın? Ben şampiyon için yine 1 atarım. Çünkü 2'ye attığınız zaman Quake rakibin üzerine bir sarsıntı atıyor. Bu sarsıntı yüzünden rakibiniz size vuramıyor ama ağır saldırıda da kalamıyorsunuz. Siper de atamıyorsunuz. Hepsinden kaçıyor. %100 kaçışa ulaşıyor. O zaman da hani oyun tarzınız biraz bozulabilir. Genelde ben tavsiyem L1. L1. İşte Quake ustası olunca Kemal böyle ince ayrıntıları biliyorsun. Çok şükür. Elhamdülillah. Arkadaşlar Quake'i kesinlikle tavsiye ederiz. Her yerde kullanabilirsiniz. Sadece burada, orada, şurada değil. Evet arkadaşlar. Şurada da kullanmayı ihmal etmeyin. Hatta öbür tarafta da. Evet arkadaşlar. Quake'in arkasına tekrardan bir mistik geliyor. Yeni hero'lardan bir tanesi Supreme Symbiote Kemal. Namı değer. Üstün vasıflı simbiyot. Çok çok kaliteli bir Doktor Strange'den bedeni yapısının belirli noktalarında en azından saçlarını almış. Beyaz tarzını yansıtmış. Havada uçuşan. Arada abuk sabuk efektler veren. Ama çok kuvvetli bir hero. Çok kaliteli bir hero Kemal. Gerçekten çok etkili bir hero. Rakibin üzerine aşırı takviyeleri kapattığı zaman efsane demeçler veriyor. Ki evet. Bir nerf yeme muhabbeti vardı. Ama Kemal nerf yese bile hala çok kaliteli, çok etkili. Açıklamada da nerf açıklamasında da biz hero'yu çok güçlü yapmışız. Yanlış yapmışız, bu kadar güçlü yapmayacaktık diye böyle komik, kavam açıklamaları gelmeye devam ediyor. Arkadaşlar Supreme Symbiote'la oynayın, hiçbir şey yapmasınız bile kendisi bolca damage verecek. Gerekeni kendisi yapıyor zaten. Kesinlikle kendi güç barını da kendisi yavaş yavaş dolduruyor. Doktor Strange tarzında. Aynen öyle. Biraz daha gelişmiş versiyonu. Kesinlikle kanata neden. Çok kaliteli bir hero. Ki sen şampiyona karşı da Kemal sınıf bonusu kazanacak. Bu da onun için artı bir olumlu da etki olacak. Kesinlikle çok etkili, çok güzel bir hero. Ama çok fazla kişi de şimdilik yok. Ne yazık ki. İleride de çok yaygın olabilecek mi, o da fayda meçhul yani. Evet arkadaşlar. Yine bir mistik hero ile devam ediyoruz. Yine Kemal'in sevdiği kaliteli hero'lardan bir tanesi. Hood arkadaşlar. Gücünün kaynağı Dormammu olan. Evet. Hood. Gerçekten çok etkili. Özellikle rakip üzerinde etkiler açıyorsa muhteşem. Kesinlikle vura vura sendil etmesi, özel saldırı ikisiyle Kemal kader mürü vermesi ve özellikler açtırmaması, görünmez aynı zamanda oluyor. Görünmemesi. Sen daha iyi biliyorsun Kemal. Sen olsan şampiyona karşı nasıl oynardın? Nasıl oynardım? Ben genelde normal 5 vuruş taktiğiyle oynuyorum. 2 tanesi orta saldırı, diğer 3'ü hafif saldırı olmak üzere. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, D2 atarsanız rakibiniz hiçbir şey açamaz, hiçbir şey aktif hale getiremez. Yani hiçbir şey yapamaz, bildiğiniz kamal olur karşınızda. Ondan sonrası sizin tokatlamanıza kalıyor. Hood'un geri çekilip 2 saniye beklediğiniz zaman kendi özelliği görünmez olması. Görünmezlik açtığı zaman mesafeli saldırılardan çok yüksek ihtimalle kaçıyor arkadaşlar. Yakındaki saldırılar da çoğu zaman ıska geçebiliyor. Bunların haricinde D2 attığınız zaman bekleme süresini direkt sıfırlıyor. Eğer hala görünmezse bekleme süresini sıfırlıyor. Direkt görünmez olarak kalmaya devam ediyorsunuz. Veya cooldown'undaysa da direkt süreyi baştan başlatıp hemen görünmez hale getiriyor sizi. D3'ü canavara dönüşüyor. Değil mi? Evet, canavara dönüşüyor bayağı. Kuvvetli, etkili bir hero. Herkese tavsiye ederim. Kesinlikle. Arkadaşlar Hood'un arkasından bir mutant hero'su. Kemal çok güzel bir hero. Muhteşem. Biraz oynarken Eagle'da da bunu zaman bahsetmiştik. Archangel arkadaşlar. Archangel Eagle'daki kadar kolay alamıyor. Sebebi de şampiyonun kendi üzerine etkiler açıyor olması arkadaşlar. Şampiyonun bu şekilde yüksek kaliteli şampiyonlara karşı ekstra güçlenmesi biraz sadece arkadaşlar biraz Archangel'ın süresini uzatacak ama yine iyileşmesini engelleyecek Kemal. Kanama, zehir, nörotoksin vesaire bunları verecek ve tabiri caizse çatır çatır HP'si gitmiş olacak. Yalnız ufak bir handikapınız olacak. Archangel'la girdiğiniz zaman Archangel malumunuz üzerine baş melek anlamına geliyor. Archangel'la girdiğiniz zaman şampiyon bunu kendisine rakip olarak gördüğü için yetenekleri çok daha fazla tetikleyecek. Öyle bir sıkıntımız olacak ama sorun değil, Archangel gereğini yapacak. Kesinlikle yapar Kemal, yani bu nörotoksinler gerçekten çok efsane. Bu hem Eagle olsun hem şampiyon olsun kanama ve zehri bağışıklığı vermemeleri işimizi çok kolaylaştırdı. Kesinlikle. Özellikle Archangel için arkadaşlar.
tekte alabileceğiniz çok güzel bir Euro Archangel. Yani sadece burası için değil, birçok yer için geçerli. Rakibiniz zehirleniyorsa ve kanıyorsa Archangel gereğini fazlasıyla yapar arkadaşlar. Sizi yarı yolda bırakmaz. Arkadaşlar, Archangel'ın arkasında benim denemediğim ama çok lafını duydum. Henüz videosunu görmesem de lafını duydum. Bir bilim sınıfı Heroes'u daha var. Hı hı. Kaptan Amerika arkadaşlar, Infinity var. Bu da şu, Kaptan Amerika arkadaşlar rakiplerinin durdurulamazlığını kapatıyor. Evet. Bu sebeple dövüşe devam edebiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Çok fazla vakit kaybetmiyorsunuz. Yani rakip iyileşmeye vakit bulamadan siz normal tokatlamaya devam ediyorsunuz. Ki Kaptan Amerika aynı zamanda defansif olarak da Kemal çok sağlam. Çok güçlü. Rakibin vuruşlarına karşı arkadaşlar %50'ye kadar düşürtebilen parlatma açabiliyor. Aynı zamanda üzerinde kinetik yüklerle yüklediği gibi Kaptan Amerika ile nasıl oyunlar şeklinde bir videomuz vardı. Siper artı ağır saldırılarla. Üzerinizdeki kinetik yüklere karşı arkadaşlar ne kadar fazlaysa o kadar yüksek damage ile hiddet açıyor. Ve siper artı ağır saldırıyla rakibinize çok yüksek damage verebiliyorsunuz. Üzerinizdeki kinetik sayısı 5 ve bir de hiddetiniz varken L2 atarsanız Hero'nuzun durumuna göre arkadaşlar çok çok yüksek damage'ler verebiliyorsunuz. Yani 5 yıldızlarla arkadaşlar 80-90k vurabiliyorsunuz. 4 yıldızla da yine 30-40 civarında, belki 50'ye bile çıkabilirsiniz kanama zehir açıksa. Bu kadar yüksek damage'lere çıkabilen, hem çok kaliteli hem de rakibin durdurulamazını kapatabilen muazzam çok etkili bir Hero Kemal. Arkadaşlar bununla size tavsiyem siper ağır saldırı, siper ağır saldırı dolunca da L2. Kesinlikle Kemal, aynı fikirdeyim seninle. Arkadaşlar Kaptan Amerika'nın arkasından yine bir Mystic Hero. Biraz fantastik ama biraz Doktor Strange arkadaşlar artık 5 yıldızlı turnuvada var tabi, herkes de olmayabilir ki bende yok mesela. Hı-hı. Demek ki ben herkes değilim. Evet arkadaşlar, Doktor Strange'in kopya özelliği karşı büyü. Bu ne demek? Rakip üzerine bir takviye açtığında kopya sayısına oranla arkadaşlar rakibin üzerindeki takviyeleri kapatıyor. Ve bir de mistik ustalığınız varsa evet. Kemal, yani L3 atmaktan yorulmazsınız ve L3 attığınızda zaten kadar mühürü veriyor rakibin üzerine. Bu da hiçbir takviye açamamasını sağlıyor. Aynı zamanda Doktor Strange kendi üzerine 3 farklı etki de açıyor Kemal. Açtı etkiler hakikaten muazzam. Kesinlikle. Hem zırh açıyor, hem saldırı açıyor, hem de sağlığını doldurabiliyor. Eskisi kadar güçlü değil ama şu andaki halde gayet kaliteli. Eğer bir 5 yıldızım olsaydı kullanım 4.55 belki Ben atardım. Ben direkt 4.55 atardım ki sen Doktor Strange sen biliyorsun. Kırmızı pelerin bir Superman bir Doktor Strange. İkisinde var. Tabii ikisini de severiz. Hyperion'un pelerinin kırmızı olmaması küçük şanssızlık. Evet, kırmızı olsaydı onu düşünebilirdik o esnada. Arkadaşlar Doktor Strange'den sonra bir tane daha Mystic tanıtacağız. Ben canlı yayında oynarken bu hero'ya tek de atmıştım. Zaten oyunun en iyi hero'larından biri. Belki en iyi mistiklerden bir tanesi. Kesinlikle Kemal, mükemmel bir hero. O da bir doktor. Tabii ki arkadaşlar doktor Voodoo. Sende 5.65'i var. 5.65'i var. Tek de çok rahat alıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, bir elimle yemek yiyorum arkadaşlar. Çay içiyorum, kahve içiyorum. Bir elimle de doktor Voodoo'yla şampiyonu dövüyorum. Şöyle ki özel saldırı birinize arkadaşlar çiftli komboda attığınız zaman rakibin üzerinde ne kadar takviye varsa evet, hepsini bir kere kesinlikle kapatır. Eğer rakip zehir yiyorsa ki şampiyon yiyor arkadaşlar, bu üzerindeki takviyeleri zehire çeviriyor. Tabii ben vurduğum için de low atıyorum. Low'ları da arkadaşlar zehire çeviriyor. Zamanlama olarak şampiyona alışırsanız tabii bunu videolardan arkadaşlar oynamaktan çok videolardan alışabilirsiniz. Ne zaman arkadaşlar takviye edeceğini bileceksiniz. Zamanı tutturduğunuzda durdurulamazı da kapatıyorsunuz. Hiddetlerini de kapatıyorsunuz ve bunu zehre çeviriyorsunuz. Ama bilmeseniz de çok mühim değil. Gerçekten çok etkili. Kemal, müthiş bir hero ya. Doktor Voodoo. Ve çok rahat dövüyorsun. Voodoo için yani ayrı bir pencere açmak gerekiyor. Voodoo'nun bence alamayacağı bir hero yok. Değil mi Kemal? Elektro da dahil buna. Şimdi arkadaşlar diyecek elektro ters sınıf nasıl oluyor diye. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. L1'ini tekbir attığınız zaman rakibin yetenek isabetini %50 düşürüyor. Bu da 6 vuruştan 3'ünde tepki vermemenizi sağlıyor. Bence mükemmel bir hero. Herkese tavsiye ederim. Kesinlikle arkadaşlar. Umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
Herkese keyifli günler.